Abi günaydın. Gene hava basacağız ya. Ne yaptın, ne var ne yok? Sağ olasın. Dur bakayım üstüne bir. Şey duruyor. İyi iyi. Bu iyi de. İyi mi? Evet. İyi hadi kal. Dur sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Like orange, you were too good for me, but I wanted you. Herkese merhaba. Evet, bugün yine bisiklet üstünde bir konuyu tartışacağız sizinle. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Mükemmel bisikleti gidip alıyoruz. Parayı döküyoruz. Ya harika görünüyor, arkadaşları artistik falan filan derken lan bir oturuyorsun, ilk 2 kilometre bir şey yok. 3, 4, 5 bir şey yok. Lan bir 10 kilometre falan biniyorsun. Affedersin, arka taraf ağrımaya başlıyor. Hay ben sıçayım böyle bisiklete diye başlıyorsun bu sefer. İşte bisikletten soğuyorsun. Bisikletlerde genelde sele en önemli şeylerden birisi. 1. Lastik, 2. Sele. Niye? Birisi yere temas eden, birisi size temas eden bölge. Bu kadar basit. Fabrikasyon gelen seleler, yani bisikleti sıfır aldığımızda üzerinde gelen seleler, genelde aerodinamik yapıya, bilmem neye göre seçildiği için, özellikle yarış bisikletlerinde çok da rahatlık ön planda tutulmuyor. Ön planda tutulmayınca bu rahatlık, sen hayvan gibi süper bir bisiklet alıyorsun. Lan tam artistik yapacağım. Bununla 50-60'ı vururum ben. Yokuş aşağı falan derken kıçını ağrımaya başlıyor. Olmuyor işte. Onun için birazdan vereceğim tavsiyelere uyarak nasıl sele seçilir, sele alırken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Bunlara bir göz atacağız. Hadi bakalım, şimdilik iyi seyirler. Evet, şimdi bazılarını soracak. Abi sen nereden nereye gidiyorsun? Ben Mersin'de yaşıyorum. Silifke ilçesinde. Silifke ile Taşucu arası yaklaşık 12 kilometre. Ara sıra böyle normal gezinti ya da hafif bir antrenman olsun diye Taşucu'na gidip geliyorum. Şu anda o istikametteyim. Nasıl bir yol, nasıl bir trafik var diye sorarsanız biraz yoğun oluyor yazın. Doğal olarak turistik bir yer. Ama bu yandaki emniyet şeridi birazcık iyi. Genelinde bir 7-8 kilometresi bu şekilde. Taşucu girişi ve Silifke çıkışında emniyet şeridi yok. Neden yok? Bu da tartışılır. Onun dışında rahat bir rota. Bu tarafta bisiklet binenlere tavsiye ederim. Evet, yoldan bahsetmiştim. Taşucu girişi biraz sıkıntılı. Emniyet şeridi yok diye. Gördüğünüz gibi karayolları ya da belediye, her neyse fark etmiyor. Buraya bir bisikletlere, motosikletlere ait kaçacakları, tamam emniyet şeridinden gitmek doğru demiyorum ama en azından yandan, sağdan, soldan bir kamyon bir şey geldiğinde kaçacakları bir yer tahsis etmemiş. Yani işte bunlar olmazsa bu spor büyümez. Taşucu'nda eskiden triatlon yapılıyordu. 2012-2013 yıllarına tahminen burada triatlon yapılıyordu. Abi triatlon yapılan bir ilçede bisiklet yolu olmaz mı ya? Yani ben artık başka bir şey demiyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. I walk to you
so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but ours are full anyway. Hey, playing like children and love like our Evet, şimdi taş ucuna vardık. Güzel bir sürüş oldu. Hadi gelin şimdi asıl meseleye geçelim. Bu sele konusunda ne yapacağız? Seleyi nasıl seçeceğiz? Şimdi dostlar, ilk öncelikle bir kere aldığınız bisikletin kadrosu size uygun olmalı. Yani kadro derken neyden bahsediyoruz? İşte hani bahsetmiştik ya, bu iç bacak boyunu ölçüyorduk, kendi boyumuzu ölçüyorduk falan filan. Aldığınız bisikletin kadrosu çok önemli. Selende niye rahat etmiyorum diyorsanız. Daha rahat sele nasıl bulunur derseniz. Öncelikle şimdi size birkaç taktik göstereceğim. İlk önce bir karton kutudan şöyle yaklaşık bir 40'a 40, 50'ye 50'lik bir kare düzlem kesiyoruz. Bu düzlemi sonra alıyoruz. Bir sehpa gibi bir şeye ya da düz bir zemine, böyle bir taş olabilir, üzerine koyuyoruz. Ve yanına kahvemizi alıyoruz, çayımızı alıyoruz, oturuyoruz o kartonun üzerine. Bir 5-10 dakika kahvemizi, çayını içene kadar oturuyoruz. Hiç hareket etmememiz lazım. Kalktığımızda kartonun üzerinde şekilde gördüğünüz gibi iki tane böyle oyuk göreceksiniz. Bu oyuklar bizim o pelvis, yani işte kalça kemiğimizin tam oturak kemiği dediğimiz yerlerin oyukları. Ve bu oyuklar çok önemli bisiklet selesi seçerken. Selede hani şu şey var ya, mesafe. Hani bazı videolarda da görmüşsünüzdür burası. İşte bizim o oyuklar tam buralara denk gelmeli. Eğer sizin seleniz bundan daha dar ya da daha genişse sizi rahatsız edecektir. Bakın gördüğünüz gibi benim bisikletim Corelli KR300. Eskiden fabrika çıkışı ayrı bir selesi vardı ama ben gittim bunu değiştirdim ve aldığım şu seleden de 10 numara memnunum. Yaklaşık 2 yıl kadar oldu, hala gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Tabi biraz bakmakla da alakalı. Velo'nun bir selesi, seri numarasını falan paylaşırım. Özellikle dediğim gibi o karton kutuda çıkan o hani iki tane yuvarlak oturduğunuz yerlerin izi var ya, onların ortasına şöyle bir kalemle işaret koyuyorsunuz, iki yuvarlağın ortasına, ve arasını ölçüyorsunuz. İşte yaklaşık 13 santim çıkanlar var, 12 çıkan var, 11 çıkan var, 14 çıkan var. Bu işte pelvis genişliği, yani o kalça oturak kemiği genişliğini ölçmenizi sağlar. Bunu ölçtükten sonra ondan sonra gidip internette sele alışverişi yapacaksınız. Selelerin ölçüleri var, yazıyor. Ne bileyim işte Selle Royal bilmem ne bilmem ne markası, Max'di bilmem ne cart curt. Ondan sonra yanında yazar 12,5 cm ya da 13,4. Bu ölçülere göre sizin sele seçmeniz lazım. Yalnız yine de söyleyeyim. Şimdi o markalarda gösterdiği gibi selenin asıl bu boyunu ölçüp veriyorlar. Mesela bu sele için yaklaşık işte 15-16 ölçümünde diyor, tamam mı? Ama sizin oturak genişliğiniz atıyorum 12. Yani siz benim oturak genişliğim 12 deyip gidip 12 santimetre bir şey alırsanız, sele alırsanız rahat edemezsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi bu oturağa kenarları denk gelecektir kalça kemiğinizin. Ama sizin tam bunun ortasına denk gelecek şekilde almanız. Mesela 12 santimetre genişlikteyseniz yaklaşık 14'lük falan, yani kenarlardan birer ikişer santim pay bırakaraktan bir sele tercih edebilirsiniz. Evet, ikinci seçenek. Rahat etmek için ikinci seçenek. Erkeksek eğer, bir bayan sürücü değilsek, erkek sürücüysek doğal olarak işte testislerimizin seleye denk geldiğini görüyoruz. Ben biraz sağlıkçı olduğum için rahat konuşacağım. Testisler seleye denk geldiği için oradan geçen sinirler var. Alttan perianal bölgeden gelen sinirler var. Ve bu sinirlerin üzerine baskı yapıyor bizim oturağımız. Ya da biz diyelim. Ağırsak daha çok baskı yapıyor. Zayıf biriysek daha az baskı yapıyor. İşte oradaki sinirleri sıkıştırmak ileri evrede çok büyük rahatsızlıklara
fıtıklara da sebep olabiliyor. Ama bundan kaçınmanın yolları var tabii. Şimdi artık çoğu üretici gördüğünüz gibi ortası böyle çökük ya da açık diyeyim, hem havalanma sağlamak amaçlı hem de burada işte erkeklerin testisini korumak amaçlı, oraya hemen bir baskı olmasın bu bölgeden diye böyle ortası açık seleler üretmeye başladı son yıllarda diyeyim. Hatta 10 yıldır falan da var aslında. Bu tip selelerden tercih ederseniz bu anlamda da rahat edeceksiniz. Soru işareti ünlem parantez açıyorum burada. Şimdi benimki gibi bir yarış bisikleti kullanıyorsanız sürüş esnasında bazen hızlanmak gerektiğinde hafif seleden öne doğru kayıyor kalçamız doğal olarak. Bu öne kaymalarda doğal olarak yine sıkışacaktır. Eğer bu burun tarafı çok dar bir ürün satın alırsanız aslında selenin üzerinde oturacağınız bölge kalmıyor. Ben o yüzden burayı da birazcık geniş tercih ettim. Tamam, burası çok oturmaya müsait değil ama gene de beni kurtarıyor. Ve buradaki açıklık da yine beni kurtarıyor. Bu anlamda dikkat ederseniz özellikle yol yarış bisikleti kullananlar dikkat etmesi lazım. Nasıl rahat ederiz? Bunun cevaplarını arıyoruz. Tabii ki de herkesin bildiği o konuyu tartışmayacağım. İşte sele boyu nasıl ayarlanır falan filan diye internette bir sürü bunun şeyi var. İç bacak boyuna göre de ayarlayabilirsiniz. İşte pedalı belli bir pozisyona getiriyorsunuz. Ayak tabanınızı pedala koyuyorsunuz. Tam işte ayağınızın düz olması lazım. Aslında tam düz olması da lazım değil. O da yanlış bir bilgi. Hafif dizde belli oranda bir açı gerekiyor. Ayrıca bir de dördüncü nokta dersek de selenin ön arka ayarı var. Bakın burada. Selenin ön arka ayarı. Yani bu ray üzerinde seleyi öne ya da arkaya konumlandırabiliyorsunuz. Bunu neye göre ayarlıyoruz? Aslında kol boyu. Yani şu anda gördüğünüz benim bu kolumun boyuyla işte burası arasında bir mesafe var sonuçta. Bu mesafeyi ayarladıktan sonra kol boyuna göre siz mesafenizi ayarladıktan sonra tabii ki bisikletin yine kadrosu da önemli bu anlamda. İşte koltuğunuzu ona göre pozisyonlandırabiliyorsunuz. Peki koltuğu pozisyonlandırırken niye benimki böyle en önde? Çünkü benim kol boyum kısa. Boyum 1.75. Demek ki kol boyum biraz kısa. Ondan dolayı da mesela 52 kadro bir bisikletim var ama normalde boy ölçümlerinde ya da bacak ölçümlerinde tam geliyor bana bu kadro. Ama maalesef oturak olarak benim birazcık öne almam gerekiyor. Maksimumda kullanıyorum gördüğünüz gibi. Maksimum değerde ancak benim boyum yetiyor buna. Buradan da ölçüm yapabilirsiniz kendi kafanızda. Bunun rahatlığa ne etkisi var? İşte o demin demiştim ya öne kaymalarda. Eğer siz bu seleyi daha arkada kullanırsanız daha çok öne kayacaksınız ve bu rahatsız bölgeye daha çok oturacaksınız. O yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, benim şu an artık bugün taş ucundan anlatacaklarım bu kadar. Sizi bu doğa manzarasıyla, tekrardan bu taş ucuyla baş başa bırakaraktan veda ediyorum. Sağlıcakla kalın. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money. We don't know.